edersiniz? Buraya fermanla gelmiş devletin kanedarını nasıl zindana atarsınız? Siz de bundan gayrı sadece Ertuğrul Bey'in buyruğuna tabi olacaksınız. Yoksa karşılığını misliyle görürsünüz. Bırak Aydoğuş. Devletimiz gereğini yapacaktır. Yeah.
varacağı yeri görmeye gidecek. Bu yaptıklarının bedelini ağır ödeteceğim ona. Kellesini söğütün ortasına dikeceğim. Alper gelmeden gitsek iyi olur. Kaleye dönmemiz lazım. Gidelim. Ertuğrul söğütten sağa dönmemeli. Lakin devletsiz kalmaz.
Ertuğrul olacak. Ya da biz adalet üzere bir devlet kuracağız. Bekleyeceğim. Ben de Kritos.
katliamınız cüret etti. Genç bir adam ve kadını benim buyruğuma rağmen nasıl katletti? Mesele bu kadar da değil sultanım. Hadisenin vehameti çok daha büyük. Ne bilmekteysen anlatasın Emir Saadettin. Maalesef işin içinde yine Ertuğrul Bey vardır sultanım. Bu meselenin Ertuğrul Bey'le ne alakası var Saadettin? Tahminimce şehzade kılıç arsını kurtarıp size karşı bir isyanı kışkırtmanın hazırlığı içindeydi sultanım. Ne diye yaban ellere gidelim?
vermem dibidir. Bize aman vermezler. Beyler, beyler. İki oba birleşince kim karşı durabilir bize? Biz böyle sımsıkı sarılmışken kim birleşebilir bize? Siz neden çekinirsiniz? Evvelden yanımızda devletimiz vardı. Devletimizin gölgesi üzerimizdeydi. İndi devletimiz elini üzerimizden çekti. Oraları bize dar gelir Turgut Bey. Beylerim, gayrı kendinize gelesiniz. Biz ne vakit gücümüzü, kuvvetimizi yetirememişiz de geri durmuşuz. Yolumuz korkakların yolu değildir. Sultanımız Alaaddin Kekubat, Söğüt'ü yurt tutmamız için Ertuğrul Bey'imize vermiştir. Ertuğrul Bey'im de, ben de son sözümüzü söyledik. Söğüt'e göç edilecektir. Bundan gayrı bu meselenin bahsi açılmıyor. Şehzade Kılıç Aslan ve anasının ölümünde dahilin var mıdır ana? Altın Oba haddini aşmış. Emir Saadettin de gereğini yapmış. Allah günahlarını affetsin. Sana bir soru sorayım. Cevap ver ana. Seni şurada öldürürüm.
vazifemi yerine getirdiğime inanırım. Ölmek umurumda bile değil. Hala Saadettin bana itaat ettiği için mi Altunoba iblisimi öldürdüğünü sanırsın? Sen beni kurtlar sofrasına attığını görmez misin? Ben senin sultanlığın için elimden geleni yaptım. Bundan sonra ölsem gam yeme. Ya Saadettin Ana? Ne olmuş ona? Beni üçünüz sultan yaptınız. Altunoba'yı öldürdü. Geriye bir tek sen kaldın. Sen de beni odamda esir tutarsın. Eğer ondan korkmaktaysan beni hapsettiğin odamdan çıkar. Çıkar ki onu zapturapt altına alayım. Hala onun bana sadakat göstereceğine inanır mısın? Peki ben senin bana olan sadakatinden nasıl emin olacağım? Bunun aksini düşünmek için ne sebebim olabilir sultanım? Evladımsın sen benim. Saadettin'e gelince, o senin sultanlığını ister. Herkes gibi. İster ki güçlensin. Senin sağ kolun olmak ister. Sana düşen onu avucunun içinde tutmaktır. O beni avucunun içinde tutar ana. Tilkinin tavşanla oynadığı gibi oynar benimle. Sayende ordum da devlet erkanı da ona itaat eder hale geldi. Sen onu görmez misin? Haddini aşarsa gereğini yapmak sana düşecek. Saltanatın kirli oyunlarına alışmak mecburiyetindesin. Bil ki ben son nefesime kadar seninleyim. Senin doğru olanı yapman için dua ediyor olacağım. Gidince görürsün dedim.
size zorluk çıkarmayız. Bize Sultan Alaaddin Keykubat Hazretleri tarafından emanet edilmiştir. Söğüt bizim için yeni bir kapı olmuş. Bu sayede topraklarımız genişleyecek ve bize yeni gaza yolları açılacaktır. Yatan aslandansa yürüyen tilki yeğlerim demiş atalarımız. Konduğumuz yurtta oturmak bizi paslandırır. Gayrı neresi olursa olsun. Durup dinlenmeden yeni topraklara gazaya koşacağız evvelallah. Göçtük yurt konduk yurttan daha iyidir beyim. İnşallah yeni yurt bereket getirir. İnşallah. 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 Sen ne düşünürsün aslanat? Yol için kardeşlerimden ayrıldım.
Nice zorluklardan geçsek de ne kadar doğru bir karar verdiğimiz aşikardır. Sen de korkmayasın. Yolumuz bellidir. Yol çetindir. Bu yüzden yarı yolda dönecek olanlar, yolu kaldıramayacak olanlar zaten gelmesinler. Bize lazım olan, çileye talip olan, ufku, hudutları aşanlardır. Thank you.
senin için hayırlı olmayan hiçbir şeyi kendim için de hayırlı görmem. Bu göç meselesinde de böyledir. Sen müsterihansın. Bilecik tekfuru bizi pusuda bekleyecektir. Kalabalık olacaklardır. Gözünüzü, kulağınızı dört açarsınız. Unutmayın. İlk hedefimiz gideceğimiz yolları kefenelerden temizleyip ondan sonra göç etmektir. Hansı? Alpler, atlar, pusatlar hazır mıdır? Atlar sapasağlam, pusatlar keskin, atlar eşkindir beyim. Evelallah. Eyvallah. Sen alplerle birlikte Tekfur Kritos'u gizlice takip edip pusuya düşüreceksin Bamsı. Kırık senindir beyim. Sungur abi. Turgut. Siz de Günalp Bey'le bana yakın vuruşacaksınız. Buyruk senin beyim. Buyruk senindir beyim. Abdurrahman. Sen obada kalasın. Buyruk senindir beyim. Sonraki hedefimiz Saadettin Köpek'tir. Saadettin Köpek ölecek. Onu ve çetesini yok edip devleti ellerinden kurtaracağız. Münasip zamanı kollayıp işini bitireceğiz. Ya Sultan Bey'im? Sultan Gıyasettin akıllı ve ileride başına neler gelebileceğini tahmin edecek kadar gözü açıktır. Saadettin Köpek, onu dişleriyle köşeye sıkıştırdığı vakit sultan bize, biz de sultana yardımcı olacağız. Ve köpeğin ipini çekeceğiz. Peki anası Mahperi Hatun? Onu da Sultan Gıyasettin kendisi halledecek abi. Yiğitler, yarından itibaren çıkacağımız yol bugüne kadar çıktığımız yollardan daha uzun ve daha çetindir. Ya bu yolda Selçuklu devletini kurtaracağız ya da yeni kutlu bir devletin ilk tohumlarını atacağız. Ya yok olur ya da diriliş. Yolumuz her türlü fedailiği göze alanların yolu. Yoluna başımız helal beyim. Eyvallah yiğitler. Eyvallah. Kazamız mübarek olsun. Amin. Şimdi Günalp Bey'e getirin. Thank you.
askerlerimin önünde katletmeye cesaret edemedin de buraya otağına mı getirdin Ertuğrul Bey? Seni buraya öldürmeye değil, gözündeki gaflet perdesini yıkmaya çağırdım. Ne demek bu? Misafirimiz. Misafirimize hürmet etmeyi iyi biliriz. Kritos elimden kaçmaya muvaffak oldu. Lakin söğüt benim hakkımdır. Emrimdeki kaledarım olarak kayıların yeni göçeceği yeri seninle birlikte tetkik etmek isterim. Söğüt kayıların kalesi olacak. Madem ki kaledarımsın, o vakit kıymetli fikirlerinden istifade etmek isterim. Emrimdeki ilk vazifene hazır mısın Yürek Bey? Sen neyin peşindesin Ertuğrul Bey? Sultanın haddini bildirip Ertuğrul'un ipini çekeceğiz.
yeni yurdumuz için ilk pusata vuracağız. Göçe başlamadan evvel yolumuzu temizlersek göçümüz daha hayırlı olacaktır. Gazaya gitmeden evvel helalliğini